Selamlar. Herkese merhaba. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Roma vlog. Evet, Roma'da bir diğer ikinci videomuz. Yine çok yoğun, yine en turistik, en güzel, en önemli, en tarihi, en yerleri gezdiğimiz yer yine olacak. Yine. Tapınaklar mı ararsınız, kiliseler mi ararsınız, forumlar mı ararsınız? Yok. Her şey var, her şeyi gösterir, en güzellerini ama. Ama böyle zaten bence bu şehirde her şey çok güzel. Hikayesi olan şeyleri, yoksa her şeyi gösterirsek zaten bu 3-4 saatlik bir video oluyor. O yüzden size en güzel hikayeli olanları, en tarihi olanları göstereceğiz. Ve hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Fişt. Sonra yukarıdan kaldıracak mı onu? Evet. Evet, şimdi ilk durağımız olan Venedik Meydanı'na geldik. Roma'nın, hop şurası arka tarafımız, Roma'nın en büyük ve en önemli meydanlarından birisi bu Venedik Meydanı. Adının Venedik olma sebebi de Venedikli bir kardinal bu meydana bir bina diktirmiş yıllar önce. Burası konakladığı yermiş. Daha sonrasında bu topraklarda Venedik Devleti 100 yıl hüküm sürüyor ve hüküm sürdüğü süre boyunca da bu binayı Venedik Elçiliği olarak kullanıyor. Burada Venedik Elçiliği binası olduğu için halk da artık bu meydana Venedik Meydanı demeye başlıyor. Burası tabii tarih sahnesinde de çokça kullanılmış ve birçok tarihi olaya şahitlik etmiş. Mesela? Mesela faşizm döneminde Mussolini burayı karargahı olarak kullanıyormuş ve şuradaki balkondan Venedik Meydanı'nda toplanan halka sesleniyormuş. Evet, arkamızda görmüş olduğunuz bina günümüzde sergi amaçlı kullanılıyor. Çeşitli sergiler yapılıyor ve içine girmek ücretliydi değil mi? 18 euro diye görmüştüm. 18 euro bilmiyorum. Yani araştırmadık çok ama siz görmek isterseniz 18 euroya biletinizi alıp içeriği görebilirsiniz. Ama bu şekilde terasına çıkmak ücretsiz. Bayağı bir merdiven çıkmanız gerekiyor ama o merdivenlerden sonra çok güzel bir Roma manzarası var ve her şeyi yakından görüyorsunuz. Ya biz az önce ön tarafta bir tek orası var diye tüm bilgilerimizi sattık. Şimdi çıkışa giderken buraya çıktık ve şu manzara inanılmaz. Ama herkes aşina olmayabilir. Böyle birkaç önemli noktayı göstermek istedim. Şimdi şu sol tarafta görmüş olduğunuz dikili taş, Traian sütunu. Traian sütunu yaklaşık 2000 yıllık bir sütun. Ve üzerinde böyle 2000'den fazla figür var. Savaşları, bu anlaşmaları anlatan. Hemen önünde yine bir forum var. Bunun adını ben de bilmiyorum. Sağ tarafta Kolezyum var. Zaten Kolezyum'u çoğunuz aşinadır, çoğunuz biliyordur. Kolezyum gözüküyor ve onun ön tarafında forum. Şimdi bir sonraki durağımızda devam edelim. Evet, şimdi nereye geldik? Şimdi Roma'nın en tarihi ve turistik meydanlarından birine geldik. Meydanın adı ne? Capitolini. Peki neden Tolini? Çünkü ben bir İtalyan aksanına sahibim. Bu meydana ulaşmak için Michelangelo'nun yaptığı yatay ve geniş şu merdivenlerden ulaşabilirsiniz. Burası çok eski bir meydan. Şimdi bu meydan eskiden şehrin en büyük ve en güzel tapınağı bu meydana yapılmış. Çünkü en yüksek tepede olduğu için haliyle en şaşalı yer de burasıymış. Sonrasında tabii yıkılmış, onlarca kez renove edilmiş, farklı amaçlar için kullanılmış ve günümüzde Roma Belediyesi'nin merkezi olarak kullanılıyor. Ve dünyada tarihin bilinen ilk müzeleri de yine burada, Capitolini Müzeleri. Şu arkamda görmüş olduğunuz bina ve diğer bina, Capitolini Müzeleri de yine burada. Şimdi buradan, buranın tam böyle arkasından dümdüz yürüyerek Beleştepe'ye gidebilirsiniz. Eğer foruma girmek istemiyorsanız o Beleştepe'den izleyebilirsiniz. Şimdi size manzaranın nasıl olduğunu göstereceğiz. Evet, forum manzarası bu şekilde. Gördüğünüz gibi buradan da muhteşem görünüyor. Hem bu uçtan hem de şu gördüğünüz karşıdaki uçtan manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Şimdi diğer durağımıza gidelim. Selamlar. Roma'yı izlerken hop birden Lüksemburg'dayız. Neden mi? Çünkü
Biz Roma'da Kolezyum'a gittiğimiz gün çok erken saatte kalktığımız için uyku sersemiz size orayı birazcık anlatmayı unutmuşuz. Allah'tan videoları çekmişiz, sadece anlatmamışız. Şimdi size küçük kısa bilgileri vereyim, aklınızda olsun. Biz sabah 7.30'da Kolezyum'a gittik. Kolezyum 9'da açılıyor. 1.5 saat önceden gittik çünkü çok kalabalık olduğunu söylemişlerdi ve biz de videolardan görmüştük. 1.5 saatin yeterli olacağını düşündük ama oraya gittiğimizde ne görelim? Önümüzde 100-150 kişilik bir kuyruk var. Bu insanlar sabah 5'te mi gelmiş, 6'da mı gelmiş gerçekten bilmiyorum. Çok kalabalıktı. 15 dakika sonra, abartmıyorum, arkamızda olan bu şu anda videoda gördüğünüz kuyruk oluştu. Her gün bu kadar kalabalık mı? Onu bilmiyorum gerçekten. Çünkü biz oraya bedava günde gittik. Yani bedava günde Roma'da her ayın ilk pazar günü Kolezyum'da dahil olmak üzere devlet müzeleri ücretsiz. Bütün müzeler buna dahil mi bilmiyorum ama bunun bir listesi var internette. Ona bakabilirsiniz. Ben de bulursam aşağıya ekleyeceğim. Gitmek istediğiniz müzenin de sitesinden kontrol edebilirsiniz. Bu arada biletimize forum da dahildi. Kolezyum'u gezdikten sonra foruma geçtik. Eğer ki siz bugün de gelmediyseniz ve tatilinizi bugüne göre planlayamadıysanız giriş ücreti 18 euro. Forum da dahil. Girişte biletinizi kontrol ediyorlar ve güvenliği geçtikten sonra hemen karşınızda bir sesli rehber bölümü var. Sesli rehberi de satın almak isterseniz fiyatı 6 euroydu. Biz sesli rehberi satın aldık. Bayağı da güzeldi. Yani böyle her bölümde ne olmuş, orası ne, hikayesi ne onu anlatıyor. Ama eğer siz sesli rehber satın almak istemezseniz videomuzu orada açıp nerede ne anlattığımızı, oranın hikayesi neymiş bakabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi videodaki Hazal'la Sarı'da geri dönelim. Size oradaki bilgileri versinler. Görüşürüz. Amfitiyatro olarak tasarlanmış. 188 metre uzunluğunda, 156 metre genişliğinde bir yer. Gerçekten devasa büyüklükte. Aynı zamanda burada 80 tane giriş kapısı var. Bu giriş kapılarının 76 tanesi normal izleyicilere açılmış. 4 tanesi de imparatorlar, din adamları, işte siyasi adamlar için ayrılmış kapılarmış. 40 bin ile 70 bin kişi kapasiteli bir yer. İnanılmaz. Bakın. En altta, sahneye en yakın olan kısımda politikacılar, din adamları, onlar oturuyormuş en önde. Onun bir üstünde, yani orta kısımda daha çok iş adamları diyeyim ben, ticaretle uğraşan kişiler, daha çok parası olan kişiler aslında oturuyormuş. En üst kısımda da fakirler arkadaşlar. Fakirler oturuyormuş. Koltukları rahatsız, işte görüş açısı dar. Yani aşağıya indikçe, yani aslında şu andaki düzen gibi, şu anda da biz tiyatroya vesaireye gittiğimizde en ön sırası ne kadar pahalı konserlerin, arkaya doğru ucuzluyor ve görüş açısı daralıyor. Aynı şekilde, aynı sistem o zaman da geçerliymiş. Eskiden böyle her bir kemerde birer heykel varmış. Ama zamanla o kadar çok deprem, yangın ve olay yaşamış ki tabii bu günümüzde çok kalmamış bunlar. Kolezyum eskiden sadece eğlence için, insanları ya da hayvanları dövüştürmek için kullanılmıyormuş. Aynı zamanda böyle hayvanları barındırdıkları çiftlikler, işte geçici insanların kalabileceği alanlar varmış. En son yapılan kazı çalışmalarında da bunları keşfetmişler. Mesela böyle asansör sistemleri yapmışlar. Gördüğünüz gibi hayvanları yukarıya birden çıkarabilmek için. Yani dövüş oluyor ve birden ortaya bir hayvan çıkarabiliyorlarmış bu yaptıkları sistemler sayesinde. Bu da o asansör sistemlerinden birisi. Şu da mesela görmüş olduğun gibi bak, rampadan çıkarıyor mesela. Yine aynı şekilde. Şurada böyle 60 bin, 70 bin kişinin olduğunu düşünsenize ya. Yani modern stadyumlar kadar bir yer. Ve şöyle aşağıda ölümüne savaşıyorlar falan. Bayağı büyüleyici. Buranın tarihi bu arada 2000 yıllık falan. 2000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Tabii en başından beri böyle değilmiş. İlk başta amfiteyatro olarak tasarlanıyor.
ama 10 yıl içerisinde gladyatörlerin savaştığı bir yere çevriliyor. Çünkü o zamanlarda insanların yapacak ve endişelenecek gerçekten hiçbir şey yok, sıfır. Ve herkesin istediği kan görmek, savaş görmek, böyle oyunlar görmek. O yüzden burayı yapıyorlar. Buranın alt tarafı ilk yapıldığında yok. Tamamen yüzeyi kum kaplı. Kum olmasının sebebi de gladyatörler savaştığında kandı, terdi, bunlar yerde birikmesin diye. Böyle onları emebilecek bir kum yapıyorlar ki kaygan olmasın, rahat rahat dövüşebilsinler diye. Sonrasında işte oyuna farklı katmanlar eklemek için böyle alt tarafa tüneller, farklı farklı odalar yapıyorlar ve buralarda bak mesela az önce göstermiştik ya rampa, canlı canlı o köşede bir tane rampa var. Oradan mesela birden arenaya hayvan çıkartıyorlar ve gladyatörlerle hayvanları savaştırıyorlar falan. Buranın açılışında 5000'den fazla insan ve hayvanın öldüğü söyleniyor. Ve hayvan derken aklınıza sadece işte fille, aslan falan gelmesin. Burada hipopotamlardan tutun da ayılara kadar bir sürü hayvanı dövüştürmüşler. Şu görüyorsunuz ne kadar devasa ve kocaman bir çatısı var. Bu çatıyı zamanında böyle kumaş örtülerle kapatıyorlarmış. Gladyatörleri kavurucu sıcaklardan korumak için bir sistem geliştirmişler ve döneminin mühendislik harikası olduğu için şu an dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul ediliyor. Evet, şimdi Kolezyum'dan çıktık. Kolezyum'un dışındayız. Saat şu an tam olarak 12'ye çeyrek var. Şimdi çıktığımızdaki sırayı size tarif edeyim. Şöyle düşün. Tam karşımızda bilet gişeleri var. Kolezyum'un etrafından sıra komple dolanıyor koca yoldan. Geliyor. Şurada falan bitiyor sıra. İnanılmaz. Saat öğlen gelmeye kalkarsanız gelmeyin bence boşu boşuna. Yani o sıranın sonunda bekleyen arkadaşın motivasyonuna da helal olsun. En çok onlar görmeyi hak ediyor aslında. Şimdi biz buradan hemen yan tarafında Roman Forum var. Oranın da bileti var bizde. Oraya da gireceğiz. Roman Forum'da görüşürüz. Evet, şimdi Roman Forum'una geldik. İlk olarak Palatine Tepesi'ne çıktık. Burada tüm Roma'yı ayaklarınızın altında görebiliyorsunuz. Bir önceki videomuzdan ve bu videonun başında size iki tane tepeden bahsetmiştim. Bu da üçüncü tepe. Yedi tepe var demiştim ve 7'de 3 yapıyoruz. Bakalım tamamlayabilecek miyiz? Azal'ın dediği gibi burası tepelerden birisi ve buraya çok güzel bir teras yapmışlar. Zaten herkes fotoğraflarını burada çekiliyor. Çünkü manzarası muazzam. Tarihi açıdan da Roma'nın en çok tarihi kalıntısı bu tepede bulunuyor. Zaten gördüğünüz üzere kocaman bir şehir var aslında. Antik Roma şehrini görüyoruz. Buranın tarihi M.Ö. 9. yüzyıla kadar dayanıyormuş. Çokça eser var, çokça anlatılacak şey var. Tapınaklar, bazilikalar vesaire vesaire. Ama bunların hepsini tabii tek tek anlatamayız. Çok güzel bir uygulama yapmışlar. O uygulamanın videosunu Hazal koysun buraya. Buraya gelmeden o videoyu indirip tek tek gezmek istediğiniz yerlere gidip gezebilir, videolarını izleyebilir ve veya dinleyebilirsiniz. Her biri hakkında çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi biz burada fotoğraflarımızı çekilelim. Bir sonraki durağımızda görüşürüz. Evet. Allah'ın başımıza ne geldi ya. Bir kahve içelim dedik. Bunların olacağını bilemedik. Abi iki kahve içiyorduk ama buna yolda yakalansak mahvolmuştuk. Öyle bir şey yağdı ki şöyle bir yere sıkıştık. Kaç kişi böyle bekliyoruz. Şu an biraz azalınca insanlar gitti tabii ama baya felaket ortalık. Ama çok komik bembeyaz oldu ya. Bembeyaz kar yağmış gibi oldu ya. Serhat birazcık dedi ki ya dedi karşıda bulutlar var. Yağmur yağacak gibi bir koku alıyorum dedi. Ben dedim ki yani ne? Romatizmalarım asla şaşırmaz. aynen dedi. Sonra baktı telefonunda. Ya dedi yağmur gösteriyor %20. O yüzden başka bir kafeye gidelim istersen orada oturalım dedi. Tam kalktı.
Ya dolu yağıyor sanki de. Çünkü bir tane düştü ve birden bir başladı. Çok şanslıymışız ya. Aniden başladı. Bayağı kötü yağdı ya. Gerçekten. Burada mahsur kaldık. Buradan çıkabilirsek sizi başka bir iki yere daha götüreceğiz ama çıkamazsak da videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok kötü ya. Çok bakalım akıbetimiz ne olacak. Bakar mısınız? Bakın. Bu masanın üzerinde bir kendi. Buz yani, gibi bir de taş gibi. Evet ya. Arabası olanlara yazık. Hava durumu için Serhat'ı arayabilirsiniz. Biliyor. Koklarım. Evet. Şimdi İspanyol merdivenlerine geldik. Hemen önünde bir çeşme var ve burası kocaman bir meydan. Evet. Her zamanki gibi ve İspanyol merdivenleri var. Biz burada dün bir olaya şahitlik ettik. Evet ya. Bir geldik buraya. Zaten burası çok kalabalık. Ama bir de çeşmenin etrafını böyle sanki cinayetlerde olur ya. Böyle bir suçta kapatırlar sarı şeritlerle. O şekilde kapatmışlardı. Ya baktık baktık ama hiçbir şey anlamadık. Bayağı fotoğrafçılar falan var, fotoğraflar çekiyor ama normal çeşme duruyor. Meğerse ben bugün telefonda bakarken haberlerde gördüm. Bir tane çevre aktivisti tam çeşmenin ortasından böyle fıskiye gibi bir şey var. Onun içine siyah boya dökmüş. Ve çeşmenin içindeki havuzu tamamen siyah boyamış. Önünde de pankartla biri duruyordu. İklim değişikliğine dikkat çekmek için bunu yapıyorlarmış. Ama bayağı bir olay olmuş. Biz gittiğimizde temizlenmişti. Ama haberin küçük şeyini şu aşağıya bırakıyorum. Böyle bir olaya evet. Şahit olduk. Şimdi şu İspanyol merdivenlerinin çok saçma bir hikayesi var. Ondan bir bahsedeyim. Bu merdivenler Avrupa'nın en geniş merdivenleri. Ve mimarı İtalyan. Bu merdivenlerin yapılması için para veren sponsor da Fransız. Evet, buranın Fransız merdivenleri olmasını istiyorlar. Ama tepesinde duran İspanya Büyükelçiliğinden dolayı İspanyol merdivenleri oluyor. Yani ilginç bir şekilde filmde de öyle işlenince artık iyice meşhur oluyor. Ve İspanyol merdivenleri olarak kalıyor adı. Şimdi biz videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve daha fazla böyle video görmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.